Evet, son zamanlarda sosyal medya üzerinde en çok gördüğümüz ve soru aldığımız konulardan bir tanesi lipödem. Bu lipödem nedir? Nasıl bir hastalıktır ve çözümü var mıdır? Beslenme konusunda nelere dikkat etmeli ve ne gibi önlemler almalıyız? Birçok insan, hatta buradan danışanlarımız bile bunu merak ediyorlar. Her ne kadar aşırı bir yağ birikimi olarak tanımlasak da lipödemi, düzenli egzersiz, düzenli beslenme ve bazı gıdalardan kaçınmak, obeziteden korunmak lipödemin etkilerini daha da aza indirebilir. Efendim, tanısal olarak baktığımızda lipödem süperfasyal alanda bir yağ doku birikiminin deri altında çok fazla olması, bunun mikroanjiyopati, kronik doku iltihabı ile birlikte ağrılara sebep olması ve otozomal dominant kalıtımsal bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkması ve sürekli ilerleyen bir halde olması dikkat çekiyor. Yani bu aslında ne demek? Özellikle kadınlarda yaşamın belli dönemlerinde ergenlik, gebelik veya menopoz gibi özellikle hormonal faktörlerin daha baskın olduğu dönemlerde vücut şekillenmesinde doğrudan etkili diyebiliriz. Tabii genetik geçişli yönünün olması, özellikle ailenin kadınlarında varsa, gelecek nesillere de aktarılabileceğini bize söyleyebilir. Bununla birlikte özellikle bu hormonal tedavi süreçleri veya hormon bazlı değişkenlerin olduğu dönemlerde kollarda veya bacaklarda aşırı bir yağ birikimi maalesef daha da hızlanabilir. Özellikle yağ dokunun daha simetrik, özellikle bacak kısımlarında, bacakların üst kısımlarında çoğu zaman buna %80 oranında eşlik eden kol birikmeleri de olabilir. Yani şöyle dokunduğunuzda daha yoğun bir selülit görünümü, normal yağlanmadan ziyade daha fazla selülit yapıda bir görünümün olması lipödemi bize tanımlayabilir. Hatta burada obeziteden bağımsız olarak bu yağlanma bölgelerinin aşırı miktarda yağ biriktirmesi kişi zayıfsa bile karşımıza çıkabilir. Yani vücut şekil bozukluğu gibi de aslında söyleyebiliriz. Peki bu noktada lipödem nasıl ayrılabilir, nasıl teşhis edilebilir? Bir genel cerrahi uzmanı veya bir fizik tedavi doktoru veya bir dahiliye uzmanına görünebilirsiniz. Ama bir doktorun tanı koyması önemli. Çünkü lipödemli yağ dokusu yağın dağılımına göre 5 farklı türe ve ağrının veya hastalığın şiddetine göre de 4 farklı evreye ayrılabiliyor. Beslenme tedavisinde de dikkat ettiğimiz temel nokta aslında şu. Akdeniz tarzı bir beslenme modeli, tuzu azaltılmış, şekeri azaltılmış, rafine edilmiş karbonhidratların en az yer aldığı ve mümkün olabildiğince anti-inflamatuar bir beslenme programını ön planda tutmaya çalışıyoruz. Çünkü burada yağlanmanın önüne geçebilmek, yağlı, yüksek enerjili gıdaların tüketimini azaltabilmek temel faktör. Tabii burada az önce bahsettiğimiz hormonal durumlardan dolayı östrojen salınımı çok fazla olduğunda ne olacak? Yağlanma da fazla birikebilecek. Dolayısıyla vücut kitle indeksinden, beden kütle indeksinden bağımsız olarak sadece kilonun bile etkili olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Yani siz hızlı bir kilo almış olmasanız bile lipödem birikimi, yağ birikimi bu hastalıktan dolayı fazla görünebilir. Peki bu hastalıkta hangi besinleri hayatımızda yer açalım veya hangi gıdaları hayatımızdan çıkaralım derseniz, özellikle çoklu ve tekli doymamış yağ asitlerinden zengin bir beslenme modeli bizim için önemli. Mesela yağlı balıklar, somon, çiğ kuru yemişler, zeytinyağı kullanımının artması ve antioksidan besinlerin beslenmede daha fazla yer alması lipödem tedavisini biraz daha kolaylaştıran veya ağrı ataklarını azaltmaya yardımcı olabilecek bir beslenme rutinidir. Aynı zamanda lipödemi olan hastalar lipödemsiz obez hastalara nazaran birçok farklı kronik hastalıkları da geliştirebilir. İnsülin direnci, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi bu noktada da aslında dezavantajlıyız. O zaman soframıza neler ekliyoruz? Yeşil çay ekliyoruz. Ceviz, avokado, zeytinyağı, yağlı balıklar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ekliyoruz. Bununla birlikte omega 3 kaynağı olan besinleri de yine beslenmemizde sıklıkla kullanmamız gerekiyor. Ve kolesterol, hayvansal yağ içeriği yüksek gıdalardan da uzak durmamız gerekiyor. Özellikle yağsız süt ve süt ürünlerinin kullanımı da yine kas kütlesini artırabileceği için metabolizmayı hızlandırır. Şurada minik bir nokta söyleyeceğim hemen bitirmeden. Lipödem tedavisi alması gereken veya lipödem hastası olan kadınların
Diğer kadınlara göre kas gücü biraz daha düşük. O yüzden daha çok kas bazlı egzersizler yapmaları önerilir. Efendim Elif Melek'le baştan başanın bugün de sonuna geldik. Detaylı bilgileri daha fazla aktarabilmem için sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni bölümlerde yeniden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.